Trivijan, bilgi ve deneyimlerin seyahat, tarih, teknoloji, sanat ve tasarım perspektifinden paylaşıldığı herkese açık bir kanal. Bu haftaki videomuzda geleceğin en önemli toplu taşıma araçlarından biri olmaya aday Virgin Hyperloop'u sizlere tanıtacağız. Virgin Hyperloop, Hyperloop teknolojisini yolcularla birlikte başarıyla test eden ve yeni bir toplu taşıma yönteminin lansmanını yapan dünyadaki ilk ve tek şirket. Hyperloop teknolojisi hem insanların hem de yüklerin taşınmasında mesafe ve zaman engelini ortadan kaldıran yeni bir ulaşım şekli. Uzun bir tüp içerisinde, vakuma yakın bir basınçlı ortamda aerodinamik sürtünme neredeyse ortadan kaldırılarak tüp içerisinde bulunan pod adı verilen kapsüller, elektrik enerjisiyle yaratılan manyetik kaldırma kuvveti ve çekiş kuvveti sayesinde düşük enerji tüketimiyle yüksek hızda hareket edebiliyor. Hyperloop kapsülleri düşük basınçta tüp içerisinde elektrik enerjisiyle kademeli olarak hızlanıyorlar ve manyetik kaldırma kuvvetinden faydalanarak neredeyse aerodinamik sürtünmenin olmadığı tüp içerisinde uzun mesafeler boyunca uçak hızında süzülerek hareket edebiliyorlar. 8 Kasım 2020'de Virgin Hyperloop CEO'su Josh Geagle ve yolcu deneyimi direktörü Sarah Lucian dünyada Hyperloop kapsülüyle yolculuk eden ilk yolcular olarak tarihe geçtiler. Tarihe geçen yolculuk, Virgin Hyperloop'un Las Vegas'ta bulunan 500 metre uzunluğundaki Dev Loop test alanında gerçekleşti. Virgin Hyperloop yöneticilerinin bindiği Pegasus XP2 adı verilen 2 kişilik Hyperloop test kapsülü, yolcuların Hyperloop taşıma sistemiyle güvenli bir şekilde seyahat edebileceklerini göstermek için özel olarak tasarlandı. Virgin Hyperloop'un yolcu taşımak için gelecekte kullanacağı kapsüller ise daha büyük olacak ve 28 kişiye kadar yolcu taşıyabilecek. Kasım 2020'de 500 metre uzunluğundaki Dev Loop test pistinde yolcularla yapılan denemede Pegasus XP2 Hyperloop kapsülü ile saniyede 48 metre yani saatte 173 kilometrelik hızlanma gerçekleştirildi. Yolcularla yapılan bu deneme öncesinde Dev Loop test pistinde insansız olarak Hyperloop kapsülleri ile 400'den fazla deneme yapılmış ve 500 metrelik pistte saatte 387 kilometrelik hız değerine ulaşılmıştı. Virgin Hyperloop sisteminde tüpün içerisindeki hava basıncı deniz seviyesinden 200 bin feet yukarıdaki hava basıncına yakın bir değere düşürülerek vakuma yakın bir ortam yaratılıyor. Hyperloop teknolojisinde taşıma kapsüllerinin çıkabileceği hız değeri yaklaşık olarak hızlı trenlerin çıkabileceği hızın 3 katı, normal trenlerin çıkabileceği hızın 10 katı olabilecek. Virgin Hyperloop sisteminde yolcu ve kargo kapsüllerinin saatte 1080 kilometrelik bir hızla hareket edebileceği belirtiliyor. Hyperloop kapsüllerin çıkacağı ortalama hız değeri gidilecek rotaya ve yolcuların ihtiyaçlarına göre değişecek. Uçak hızında seyahat imkanı sağlayacak Virgin Hyperloop sisteminde seyahat sırasında yolcuların hissedeceği G kuvveti trenle yolculuğa benzer olacak. Hyperloop yolcu kapsülü hızlanırken veya yavaşlarken yalnızca 0.2 G'lik bir kuvvet hissedilecek. Bu değer yolcu uçaklarında yaklaşık olarak 0.3 ile 0.5 G arasında hissedilmekte. Hyperloop teknolojisi elektrik enerjisi kullandığından kapsüllerin hareketi sırasında oluşan gürültü elektrikli otomobillerdeki gibi çok düşük seviyede. Hyperloop tüpünün tasarımı nedeniyle tüp aynı zamanda bir ses bariyeri görevi görüyor. Sistemde mekanik sesler ortadan kaldırıldığı için yolcular çok sessiz bir ortamda seyahat edebilecek. Günümüzdeki ulaşım sistemlerinde bir değişiklik olmaz ise ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin 2050 yılına kadar neredeyse 2 katına çıkması bekleniyor. Ultra verimli bir elektrik motorunu manyetik havaya kaldırmayı ve düşük sürtünmeli bir ortamı bir araya getiren Virgin Hyperloop sistemi rota uzunluğuna bağlı olarak 5 ila 10 kat daha az enerji ile havayolu hızlarına ulaşabiliyor ve daha az enerji kullanarak yüksek hızlı trenlerden daha hızlı gidebiliyor. Hyperloop, şehirleri dakikalar içinde birbirine bağlayarak 21. yüzyıl seyahat standardını belirleyecek yeni bir toplu taşıma yöntemi olacak. Hyperloop, insan ve yük taşımasında karşımıza çıkan mesafe ve zaman engelini ortadan kaldırmak için tasarlanmış yeni bir taşıma yöntemi.
Şehirleri metro istasyonları gibi birbirine bağlayarak saatte 1000 km'nin üzerinde hızlarda sıfır direkt emisyon ile ulaşım sunmakta. Pod adı verilen Hyperloop kapsüllerine biniş ve inişler, metro vagonlarına biniş ve inişlere benzer olacak. Hyperloop yolcu kapsülleri tüpün içerisinde adeta uçarmışçasına 1000 km'den daha yüksek bir hızda hareket ederken yolcular kahvelerini dökmeden yudumlayabilecek. Yolculuklar talep üzerine rezerve edilebildiğinden bekleme süresi veya gecikmeler olmayacak. Virgin Hyperloop tarafından kullanılacak yolcu taşıma kapsüllerinin tavanında her iki kenar boyunca yerleştirilecek 4 adet tahrik motoru kapsülün 5 dakikadan kısa bir süre içerisinde saatte 1000 km seyir hızına ulaşmasını sağlayacak. Aerodinamik sürtünmeyi neredeyse ortadan kaldırarak yüksek hızlanma ve düşük güç tüketimi sağlayan bir tüp içinde vakuma yakın bir ortamda seyahat ediliyor. Hyperloop tüpünün içinde elektrik enerjisi kullanan kapsüller manyetik kaldırma ve çekiş sistemiyle saatte 1080 km'lik hıza kadar konforlu, güvenli ve sessiz bir şekilde ilerliyor. Virgin Hyperloop, dünyanın ilk Hyperloop sistemini inşa edip başarıyla test ettikten sonra artık ticari amaçla kullanılacak Hyperloop sistemine odaklandı. Manyetik kaldırma, güç ve çekiş üniteleri pod adı verilen kapsülün üzerinde olacak. Virgin Hyperloop tarafından kullanılan manyetik kaldırma sisteminin günümüzde manyetik kaldırma sistemiyle çalışan dünyanın en hızlı trenlerinden 10 kat daha verimli olduğu belirtiliyor. Motorlar Hyperloop kapsülünü gideceği rota boyunca kaldıran ve yönlendiren elektromıknatıs dizilerden oluşuyor. Yolcu taşıma kapsülleri tavanında oluşturulacak elektromanyetik kuvvetler yardımıyla Hyperloop tüpünün içerisinde sanki havada askıda kalacak şekilde hareket edecek. Hyperloop, isteğe bağlı olarak kapsüllerin konvoy halinde gitmesine olanak sağlayarak sistemin yüksek verimlilikte çalışmasını mümkün kılıyor. Tren vagonlarından farklı olarak Hyperloop kapsülleri fiziksel olarak birbirlerine bağlı değiller. Bu da konvoydaki herhangi bir Hyperloop kapsülünün konvoydan ayrılarak farklı bir varış noktasına gitmesine olanak veriyor. Aynen trafikte konvoy halinde giderken bir arabanın konvoydan ayrılması gibi Hyperloop kapsül konvoyu yoluna devam ederken içlerinden bir kapsül konvoydan ayrılabiliyor. Virgin Hyperloop kullanım ömrü boyunca diğer toplu taşıma yöntemlerinden daha düşük çevresel etkiye sahip olacak. Diğer ulaşım yöntemlerinin sebep olduğu emisyon değerleri düşünüldüğünde tamamen elektrikli olan Virgin Hyperloop sisteminin sıfır direkt emisyon değerine sahip olması nedeniyle çevre kirliliğini azaltan bir toplu taşıma yöntemi olması dikkat çekici. Bu videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta seyahat tarihi, teknoloji, sanat ve tasarım perspektifinden hazırlayacağımız farklı bir videoda buluşmak üzere.